Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere arı yayınları matematik akıllı defterde güçlendiren soruları çözeceğiz. Arkadaşlar birinci sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Birinci sorumuza bakalım. Selin Bey cep telefonunun pin kodunu hatırlayabilmek için aşağıdaki bilgilerden yararlanıyor. 4 basamaklı bir doğal sayıdır. Rakamları farklıdır. 4 ve 9 ile tam bölünüyor. Bu özelliklere sahip en büyük doğal sayıdır. Buna göre Selim Bey'in cep telefonuna gireceği pin kodu kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şimdi Selim Bey'in istediği kurallara uygun en büyük sayıyı bulmaya çalışalım. Şimdi hem 4'e hem de 9'a tam bölünür dedi. O halde Selim Bey'in arkadaşlar pin kodu 4'ün ve 9'un bir kat olmak durumunda. O halde 4'ün katları 4, 8, 12, 16. Devam ediyorum arkadaşlar. Nereye kadar gelelim? 28, 32, 36, 40 şeklinde devam etsin. Bir de 9'un katlarına bakalım. 9, 18, 27, 36, 45 diye devam ediyoruz. Burada arkadaşlar bakın ilk katımız yani en küçük ortak katı 36 olduğunu görüyorum. Demek ki Selim Bey'in cep telefonu şifresi arkadaşlar 36'nın da katı olmak durumunda. O halde 4 ve 9'un en küçük ortak katı 36'dır diyoruz. O halde pin kodu 36'nın katı olmalıdır. Peki arkadaşlar 36'nın katı olacak ve 4 basamaklı. Arkadaşlar 36'nın katı ve 4 basamaklı en büyük sayımız aynı zamanda rakamlar da birbirine farklı dediği için bu şartları sağlayan diyorum. en büyük doğan sayı 9864'tür diyoruz. 9864'tür diyelim. Evet sorumuzun cevabını da bu şekilde vermiş olalım. Evet devam ediyorum gençler. ikinci soruya bakalım. Yandaki tabloda verilen sayılardan bazıları belirli bir kurala göre seçilmişlerdir. Buna göre A'ya bakıyorum arkadaşlar. Seçilen sayıları kalansız bölebilen rakamlar nelerdir? Rakamlar diye sordu arkadaşlar. Dikkat edelim. Rakam neydi arkadaşlar? Sıfırdan 9'a kadar olan sayılardı. O halde baktığım zaman arkadaşlar verilen sayıları inceliyorum. Bakın 6, 12, 10, 18, 24, 30, 36. 42 48 54 60 66 72 ve 78. 78. Arkadaşlar seçilen sayılara dikkat ettiyseniz seçilen sayılar 6'nın katlarıdır arkadaşlar. 6'nın katlarıdır sayıların ortak özellikleri arkadaşlar 6'nın katı olması. O halde 6'yı bölen sayılar 8'den sayıları böler. 6'nın bölenleri arkadaşlar 1 2 3 ve 6'dır diyoruz. Demek ki arkadaşlar seçilen sayılara bölen kanansız bölen rakamlar 1, 2, 3 ve 6 olur diyorum. Evet B'ye bakıyorum. 1'den 100'e kadar olan sayılarda kaç tanesi? Sayılar arasında kaç tanesi? Bu, kura, bu kurala göre seçilir. Yani arkadaşlar ne istiyor? 1'den 100'e kadar kaç tane 6'nın katı vardır diye düşünüyoruz. 6'nın katı olan sayılar arkadaşlar. Şimdi altının birinci katı 6, ikinci katı 12, üçüncü katı 18, 24, 30, 36, 42. Arkadaşlar bu şekilde devam ettiğimizi düşünelim. Nereye kadar geliyorum? Altının yüzden küçük arkadaşlar en büyük katı 96'dır. Şimdi ben buraya kadar gelen sayıları isterseniz yazabiliriz diye. Çok uzun sürmesini yazmak istemedim ama yine de yazalım. 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 ve 96. Arkadaşlar dikkat ederseniz en büyük sayımız 96. O halde şöyle de söyleyebiliriz. 6'nın 6 kere 16 96'dır. Bakın burada 16 tane sayı vardır diyorum. 16 tane sayı seçilebilir diyoruz. Sorumuzun cevabını da 16 tane olarak vermiş olalım. Evet devam ediyorum. Üçüncü soruya baktığımız zaman yandaki tabloda birden yüze kadar olan doğal sayılar yazılmıştır. Tabloda yer alan 8'in katları maviye, 6'nın katları sarıya boyanmıştır. Sarı ve mavi renkler üst üste geldiğinde yeşil renk oluştuğuna göre boyama işlemleri bittiğinde tablodaki sayılardan kaç tanesi yeşil renk olur diye soruyor. Yani arkadaşlar hem 6'nın hem de 8'in katı olan kaç tane sayı vardır diye düşünüyoruz. O halde 6 ve 8'in katlarına bakalım. 6'nın katları 6, 12, 18, 24 30 diye devam ediyorum. 8'in katları 8 16 24 32 diye devam etsin. Bakın arkadaşlar ilk katımız en küçük ortak katımız 24'tür. O halde 24'ün katları yeşil olur diyorum. Peki 24'ün 100'den küçük katlarını yazalım. 24 48, 72 ve 96 olur. Demek ki arkadaşlar kaç tane var? 4 tane yeşil boyalı olur diyoruz. Evet temizleyerek geçiyorum. Dördüncü sorumuza. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi bir doğal sayının çarpanları belirli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre yukarıdaki yer alan Yıldız üçgen ve kare yerine gelmesi gereken çarpanların toplam kaçtır dedi. Arkadaşlar dikkat ederseniz doğal sayının çarpanları küçükten büyüğe doğru yazılmış. Bakın 1, 2, 4, 5, 10 ve 20. 20'nin çarpanlarıdır. O halde şöyle düşünebiliriz. Bakın şu 20 yapar. Eşleştirdiğimiz zaman 20 olur. 2 kere 10'un çarpımı. Ve 1 kere 20'nin çarpımı da 20'dir. O halde şuraya eşleştiriyorum. Bakın 4 kere üçgen 20 olacak. 3 kere 8 4 kere üçgen arkadaşlar çarpılacak. 3 ile 8'i çarptığımız zaman sayıların çarpımının aslında bu sayının 24'ün çarpanları olduğunu görüyorum. Bu sayılar 24'ün çarpanlarıdır. O halde 1 ile arkadaşlar üçgeni pardon 1 ile kareyi çarpıyorum. 24'müş. O halde karenin değeri 24 olur. Yıldızla 12'yi çarpıyorum. 24 olduğunu görüyorum. O halde yıldızın değeri arkadaşlar. 24'ü 12'ye bölersem 2 olur. Son olarak üçgene bakıyorum. 4 çarpı üçgen 24 ise üçgenin değeri buradan 6 olur. Evet bunların arkadaşlar ne istedi bizden? Toplamını istedi. O halde kare artı yıldız artı üçgen diyorum. 24 artı 2 artı 6. 24 6 da 26. 6 da 32 olur. Sorumuzun cevabı diyelim. Evet devam edelim. Buna göre oyunu oynayan 4 arkadaşın söylediği sayılardan hangisi en yüksek puanı alır diye soruyor. Arkadaşlar Mert, Ali, Ömer ve Beril'in oynadığı bir oyunda iki basamaklı bir doğal sayı seçiliyor ve bu sayının çarpanları yazılarak toplanıyor. Çarpanlarını yazıyor ve topluyorlar. Daha sonra arkadaşlar toplamlar 2 ile bölünüyorsa 2'ye, 3 ile tam bölünüyorsa 3 puan, 5 ile tam bölünüyorsa 5 puan, 6 ile tam bölünüyorsa 6 puan kazandırıyor ve yukarıda belirtilen kuralın belirtilen dışında hiçbir puan alamıyorlar. Örneğin arkadaşlar 12'nin çarpanları 1 2, 4, 1 2 3 4 6 ve 12'dir. Bunu topladığımız zaman 28 olur. Bu sayı 2 ile tam bölündüğü için arkadaşlar 2 puan alınıyor. O halde arkadaşlar bize verilen puanları ne yapmam gerekiyor? Sayıları öncelikle çarpanlarına ayıracağım. Daha sonra bu çarpanları toplayacağız ve bunlar 2'ye, 3'e, 5'e ve 6'ya bölünüyor mu diye kontrol edeceğiz ve ona göre puan vereceğim. Şimdi Mert'in sayısına bakalım. Mert arkadaşlar 18 sayısını söyledi. 18'in bölenleri yani çarpanları. 1. Direkt toplayarak geleceğim arkadaşlar. 2 3 6 9 ve 18. 18'in çarpanlarıdır. Yani bölenleridir. Bunları toplarsak. 18, 9, daha 27 6 daha 33 36, 37, 39. Arkadaşlar 39 sayısı bakın 2 ile bölünmez. 3 ile bölünüyor. O halde 3'e bölünür diyelim. 5'e ve 6'ya da bölünmez. Demek ki Mert 3 puan alacak. Evet Ali'ye bakıyorum gençler. Ali 30 sayısını söylüyor. 30'un çarpanları 1 artı 2 artı 3 artı 1 kere 30, 2 kere 15, 3 kere 10, 1 de 5 kere 6 idi. O zaman 6, 3 kere 10 olur, 2 kere 15 ve 1 kere 30 diye sıralarsam, bunu toplarsak, şurası arkadaşlar ne yaptı? 45, 55. Yani şurayı kendi arasına topluyorum. 6, 5 daha 11. 12. 5 de burada var. 17. Topladığımız zaman ne olur arkadaşlar? 55, 17 daha 72 olur. Peki 72 sayısı arkadaşlar. Bakın 2'ye bölünür. 2'ye bölündü. 3'e bölünür. 3'e bölünür. 2'ye ve 3'e bölünen arkadaşlar zaten 6'ya da bölünür. Evet ama 5'e bölünmez. O halde 2, 3 ve 6 puan alacak. yani 11 puan alır. Evet Ali şu anda en yüksek puanı almış oldu. Devam ediyorum Ömer'e bakıyorum. Ömer 45 sayısını söyledi. 45'in çarpanları 1 artı 3 artı 5 artı 9 15 ve 45'tir diyorum. Bunlar toplasam 45, 60, 69, bir daha 78 de burada var 78. Şimdi 78 arkadaşlar 2'ye bölünür. Tik koyalım. 3'e bölünür. 7, 8 daha 15, 3'ün katıdır bölündü. 2'ye ve 3'e bölünen arkadaşlar 6'ya da bölünür. Ama 78, 8'de bittiği için 5'e bölünmez. Bakın 5'e bölünmediğini de söyleyelim. O halde yine 2, 3 ve 6'yı topluyorum. 11 puan alır diyorum. Son olarak Beril'e bakalım. Beril 50 sayısını söyledi. 50'nin çarpanları 1, 2, 2'den sonra arkadaşlar 3 olmaz, 4 olmaz, 5'e bölünür. 5, şimdi tersine dönüyorum. 10, 25 ve 50 50'dir. Toplarsam 50, 75, 85, 90, 90, 3. 93 sayısı arkadaşlar 3'e bölünür. 3'ten başka 2'ye bölünmez. 5'e bölünmez. 6'ya bölünmez diyorum. Demek ki Beril 3 puan alır diyoruz. O halde arkadaşlar en yüksek puanı kim aldı? En yüksek puanı 11 puan ile Ali ve Ömer alır diyorum. En yüksek puanı Ali ve Ömer alır dedik. Evet, temizleyerek geçelim bir sonraki sorumuza. Şekil birde, şekil birde görülen bir masanın etrafına 6 kişi oturabiliyor. Şekil 2'de ise iki masa birleştiriliyor ve yeni oturma düzenine göre 10 kişi oturabilir. Bir davette yer alan masalar şekil 1'de ve şekil 2'deki gibi düzenlenmiştir. Ve boş sandalye kalmamıştır. Her iki masa düzeninden de eşit sayıda olduğuna göre davete katılan sayı kişi sayısı kaç olabilir diye soruyor. Arkadaşlar birinci düzende Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi ikinci düzende 10 kişi oturabiliyor. Birinci düzende 6'nın kişi. Birinci düzende 6 kişi. Yani 6'nın katları. İkinci düzende 10 kişi. Yani onun katları insanlar oturabilir. O halde altının katlarına bakıyorum. 6, 12, 18, 24, 30 diye devam ediyoruz. Onun katlarına bakıyorum. 10, 20, 30 diye devam edersek arkadaşlar. Bakın en küçük ortak katımız 30'dur. O halde arkadaşlar davete katılan kişi sayısı davete katılan ne olabilir diye sordu. 30'un katlarıdır arkadaşlar. 30 veya 30'un katları olabilir. Yani 30, 60, 90 değil mi? 30, 60, 90, 120 gibi kişi sayısı olabilir diyoruz. Evet, bu soruyla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.